Rex Müzikayı sunar. Mozart'ın büyüleyici operası Sihirli Flüt, Avusturya'nın başkenti Viyana'da festival sezonunda yeniden izleyicinin karşısında olacak. Erkek ve kadın, kötü ve komik karakterleriyle Sihirli Flüt, Mozart'ın en bilinen eserlerinden. Bu temsilde Prens Tamino'yu Fransız tenör Benjamin Bernheim canlandırıyor. Birisinin hayatında bir sahneden diğerine geçmek çok dokunaklı. Bu Papa Geno, Tamino veya Pamina da olabilir. Sihirli Flüt'te acımasız, ırkçı, cinsiyetçi çok fazla gönderme var. Mozart'ın opera eserlerinin tamamında, problemler ve eserlerin sonunda, bağışlama, karakterler arasında ve toplum içinde beraberlik gibi unsurlar yer alıyor. Sonunda Sihirli Flüt hep güncel ve bence 100 ya da 200 yıl boyunca da öyle kalacak. Tamino günümüzde gerçekten çok özel. Çünkü günümüz sosyal ağlar çağı. Üç kadın Tamino'ya bir fotoğraf getiriyorlar ve anında aşık oluyor. Durum gerçekten de Instagram ya da Facebook hikayelerine benziyor. Gerçekten. Bütün çalkantıları, arzuları, cinsel tutkularının içinde yaşıyor. Bütün duygusal istekleri, iletişim ihtiyacı hepsini bu şekilde somutlaştırıyor. Aniden her şey değişiyor. Bence bu yetişkinliğe geçiş. Sorumluluk sahibi olmaya başlamakla ilgili hayata tutunmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Bu doğrultuda çabalamalıyım. Et je vais dans cette direction. Moldavolu soprano Valentina Nafornita, Tamino ile olan ilişkisinin de dahil olduğu çileli bir yaşam öyküsüyle Pamina rolünde. Kendini, hayatını hemen hemen kaybetmiş hissediyor. Annesiyle iyi bir ilişkisi olsun derdinde. Sarastro ile arasını düzeltmek istiyor. Aslında herkesi memnun etmek peşinde. Yapacak hiçbir şeyi yok. Fakat sonradan kendini öldürme aşamasına geliyor. Tam öncesinde de harika, yürek burkan bir arya geliyor. Alman René Pape'de en önemli performanslarından birinde Sarastro rolünde. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Macar şef Adam Fischer yönetiyor. Sihirli Flüt, Figaro ve Don Giovanni'nin notalarının üçte birinden oluşuyor. Zamanında tüm zamanların en iyi operası sayılan, herkesin artık en iyisinin yazılamayacağını düşündüğü Don Giovanni'den sonra Mozart, yaşamının son yılında duygusal dış vurumlarını daha az kullandığı bir tarzda bir eser verdi. Acaba 3-4 ay daha fazla yaşasaydı, kim bilir ne gibi mucizeler yaratabilecekti. Rolex müzikayı sundu.